Dil desteği olabilir canım. Bu olmayacak bir şey değil. Hudut Horse'un birçok oyununda bu sırada Türkçe desteği var. Battal yayıncı mı? Yayın yapıyor arada, düzenli yapmıyor. Homeworld da olur. Ha doğru, Homeworld'u da yapamamıştık dün. İlginçtir. Hudut Horse Türkiye, Japonya şeylerine çok fazla yatırım yapıyor. Ya yani Türkiye için çok fazla demeyelim tamam, ama Japonya için çok fazla yatırım yapıyor. Oyunlarda Japonca dil desteğidir, şudur budur, Japonca marketing çok yapıyorlar. Alışılmadık bir hareketlenme var. Bizi yanına çağırmış kaptan. Kızılötesi sensörlerimiz Solaris uzayında araştırma istasyonlarından birinin olduğu yerde büyük bir patlama tespit etti. Ne yapmaya çalıştılarsa anlaşılan planladıkları gibi gitmedi diyor. Şans nihayet yüzümüze güldü mü? Bu yağma görevini fırsata çevirebiliriz. Eve elimiz boş dönmemiş oluruz. Olabilir. İstasyona sistemdeki Solari filolarından daha yakınız. Yine de Atlas'a yaklaşmayı göze alamayız. Filo tarayıcıları bizi fark ederse işimiz biter diyor. Saksağan gibi küçük bir gemi şu anki hızımızla yola çıkarsa fark edilmeden oraya varabilir. En düşük reaktör kapasitesiyle gidecek. Uçuş güzergahını ayarlamak için sadece manevra motorlarını kullanacak. Affınıza sığınıyorum efendim, ama biz oraya vardığımızda havai fişekler başka yağmacıları da çekmiş olur diyor. Bu yüzden işler ters giderse Teğmen, saksağını korumakta görevli. Siz gerekli hazırlıkları yaparken ben de bir ekip toplayacağım. 30 dakika içinde kenetlenme sahasına rapor verin. Peki. Şimdi burası gemi durumu ekranıdır diyor. Savaş istasyonlarının başlangıç ekipmanının mürettebatının sayısı ve türü gibi istatistikleri burada görüntüleyebilirsin. Okey. Her bir ekipmanda birkaç başlangıç kartı bulunur. Oynadıkça daha fazla kart ekleme mümkün. Ekipmanları kullanmak için mürettebat üyesinin atanması gerekir. Gemine daha iyi bakmak istersen sol fare tuşun basılı tut, kamerayı çevir, yakınlaşıp uzaklaşmak için falan filan. Gemi bu muymuş? Yani böyle NASA'nın göndereceği bir şeye benziyor ama yukarısında falan önünde biraz silah olması fena değil. Magpie'mış ismi. Enerjisi var. Lazer kesicisi varmış. Temel kalkanı var. Mühendislik diye bir şey var. Ne veriyor? Hedefe kilitlen. Okey. Ekstra bir şey şu an ekleyemiyoruz. Hem bir şeyimiz yok. Adamımız yok. Hem şeyimiz yok. Önerdiğim seyri sefer noktalarını takip edersek 2 gün içinde enkazda oluruz. Sonra da Atlas'la buluşmak için döneriz diyor. Tespit edilmemek için mümkün olduğunca asteroid kuşağından gideceğiz, o kadar. Kaptan neden siz benim gemimin başına geçirdi anlayamıyorum. Sizi benim gemimin başına geçirdi. Dediklerine dikkat et. Bu görevde olduğumuz sürece o senin yeni kaptanın. Hadi yapacak bir görevimiz var. Taşıcıya döndüğümüzde istediğiniz kadar kavga edersiniz diyor. Peki. Herkes sakinleşti. Niye atarlandılar onu bile bilmiyoruz. Önce buraya geldik. Panelinde bir uyarı beliriyor. Uçuş güzergahının yakınlarında çatışma olduğunu gösteriyor. Çok geçmeden kızılötesi sensörler yanıyor. Bir gemi patlıyor. Geriye kalan gemi rota değiştirip size doğru geliyor diyor. Sensörlerinin bizi tespit etmiş olması imkansız. Neredeyse bir gündür motor çalıştırmıyoruz. Bizim bahtsızlığımız. Uçuş güzergahları onları radar yakalama menziline sokacak diyor. Hadi bakalım. Hazırla bizi. Işınla bizi Scotty. Beam me up Scotty. Bunlar senin kartların. Her turda yapabileceğin eylemleri gösteriyorlar. Her kart için kaynak gerekir. Bu kaynaklar kartın alt kısmında sayısal olarak görünür diyor. Peki. İkon yanındaki renkli sayı mevcut enerjini gösterir. Beyaz sayı sonraki turun başlangıcındaki enerji kazancını gösterir. Kaynaklar bir sonraki tura devreder. Düşmanların eylemleri ekipmanlarına bağlıdır. Her bir ekipmanda sonraki eylemi gösteren bir kart yuvası bulunur. Kartların her turda bir çubuğu dolar. Şu alt kısmı diyor. Tüm çubuklar dolduğunda kartın kenarları beyaza dönerek kartın sonraki turda oynanacağını gösterir. Oynamak için kartları sürükleyip artı göstergesinin olduğu kısma bırak. İlerlemek için iki kesme vuruşu kartı oyna. Peki. Okey, turu geçebiliyoruz. Onda sıra. Birinci savunma sisteminin kalkanlardır ve her bir kalkan puanı bir hasar puanını engeller. Peki. Her turun başlangıcında kalkanlar yarıya iner. Bu yüzden kalkan kartlarından maksimum verim almak için bir düşman saldırmadan hemen önce kullan diyor. Düşman gemisi saldırmak üzere. Düşman saldırısından gövde hasarı almamak için bir bariyer kartı oyna. Yapıştır.
Bir kartı oynadıktan sonra o kart yenileme yığınına taşınır. Şuraya diyor. Yenileme süresi kartın üstündeki süre ikonuna bağlı olarak yanında bulunan sayıyla gösterilir. Yenileme süresi dolduğunda kart tekrar destene döner. Destendeki elindeki ya da yenileme alanındaki kartları görmek için tap tuşuna basabilirsin diyor. Kesici ve bariyerde yenilenmemiz var. Okey. Tur bitirmemiz gerekiyor sanırım şu an. Oynayacağı kartları görüyoruz. Elindeki kalıcı etkiler kartların üzerinde gösterilir. Muhafaza koşulları vardır. Kesiciyi at şöyle. Geminin ortasında bir şerit oluştu bu sırada. Hedefe kilitlen. Artı bir hasar. Bu turu oynamayalım çünkü kullandık şeyimizi. Kalkan açtı o da. Kalkan ve lazer darbesi mi atacak? Ben bir tane bariyer alacağım. Bir tane hedefe kilitlen. Bir tane de kesici. Ekstra hasar da vurmuş olalım. Okey, onun attığı bizim kalkana geldi. Şimdi boştayken vur bir daha kesiciyi. Güzel. 25 kaynak gibi bir şey aldık. Ne işe yarayacak göreceğiz. Etraf hareketlenmeye başladı. İstasyona yaklaşırken daha fazla çatışmaya denk gelmemiz olası. Bir solari tesisini yağmalayacak kadar aptal olan sadece biz değiliz demek gidiyor. Saklanmamız için çok geç. Reaktörün mühimmat protokolünü onarmak için izin istiyorum. Böylece reaktörden biraz daha güç çıkarabiliriz. Lazerimizin foton çıktısını arttırır. Okey. Yoğun lazer darbesi yapabilecekmişiz. Askeri sınıf lazer gibi olmaz fakat ona yakın olur diyor. Şimdi artık mühimmat kaynağına erişebilirsin. Mühimmat saldırılar için ana kaynaktır. Kaynak alanı incelemek için gemi durumu ekranını aç. Dağıtılmamış bir reaktör gücün var. Mühimmat kaynağına sol tıklayarak fazladan reaktör gücünü mühimmata ekle diyor. İstediğinde reaktör gücünün kaynaklarını yeniden dağıtabilirsin. Enerjiye iki kez sağ tıklayarak iki güç al. Ardından mühimmatı iki kez sol tıkla diyor. Enerjiden alıp ona güç veriyoruz. Okey. Enteresan. Yine korsanlar geliyormuş. Gelsin bakalım ya. Biraz şeye benzettim. Zamanında Mars Horizon oynamıştım. Hatırlıyor musunuz? Onda da kartlarla falan şey yapıyordunuz ama. O uzay yarışıydı. Uzay ajansları vardı. Mars'a şuraya buraya gitmeye çalışıyordunuz falan. Ona biraz benzettim oynanışı. İlginç. Savaştayken istediğinde reaktör gücünü yeniden dağıtabilirsin diyor. Bir kaynak türüne sağ tıklayarak bir güç birimi kaldır. Sol tıklayarak ekle. Bu sayede kaynak kazancını ihtiyaçtan uygun şekilde dağıtabilirsin. Bir kaynağa bir güç eklemek bir ısı üretir. Isı değişimi bir sonraki kartı oynadıktan sonra gerçekleşir. Ha, bir de ısıma puanımız var. YouTube'a atmamıştım o oyunu. Gemilerin ısı direnci ve ısı kaybı değerleri vardır. Isı direnci o geminin aşırı ısınmaya maruz kalmadan kaldırabileceği ısı miktarını gösterir. Isı kaybı ise her turun sonunda kaybedilen ısı miktarı. Okey. Aynı zamanda şey veriyor, gövde hasarı veriyor. 5 puanımız mı var bizim? Okey, o zaman bir... 2 puan yetiyor ama. 2 puan şöyle bir hedefe kilitlen. Işın taraması at. 7 hasar verdi o. Bariyer alamayacağım. Aslında 2 puan buradan kısıp... Bir sonraki tur için bariyer alabilirim. Makine sıcak. Makine soğuk değil miydi o ya? Kesin hedef saldırı. Lazer darbesi gibi ikonu olan kartlar belirli düşman ekipmanlarına hedef alabilen kesin hedef... Ekipman dayanıklılığı. Düşmanların her bir ekipmanın ikonuyla gösterilen bir dayanıklılık değeri var diyor. Altta gösteriyor dayanıklılığı. Okey. Direkt hedefe teslim saldırı yapabiliyoruz. İstemediğin kartları da sağ tıkla atabiliyor musun? Önce bir bariyer al. Sonra da saldırıyı kalkana yapıştıralım. Kalkanını bir kıralım. Ondan sonra görürüz kıçın aslanını.
Puanımız azaldı. Gücü 2 azaltıp 1 eklesek fazla mı olacak? Üçleyeceğiz ama 1 de düşürüyoruz. Hasar almadan gitti. Okey. Işın taraması ne veriyor? 6 hasar veriyor. 3 tutuşma var. Kalkan indi aşağıya. Bir de bariyer eklersen bize. Gerçi var bariyerim. Üst üste iki tane oluyor mu bilmiyorum ama. Tamam. Şimdi. Kalkanı bir yok et. Bir bariyer daha ver. Bir tek zaten şu an saldırı atabilecek ki sanırım. Hedefe kilitlen. Çak. Bir bariyer daha ver. AI pek saldırmıyor gibi geldi bana. Oyunun başında böyle acaba? Tamiri için az bir süresi var. Güzel. Kızıl ötesi yayıcı mı aldık? Ne güzel. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Kullanırız. Makine sıcak. Reaktöre kütle azaltıcı modülü takmalıyız. Reaktörümüzün güç çıkışını geliştirmek ve saksağının kalk... Abi bir gemi için daha iyi bir isim bulamadınız mı? Kalkan sistemi güçlendirmek için önemli. Güçlü lazerleri değil, meteorik toz ve küçük asteroidleri savuşturmak içindi. Manyetik alanındaki yüksek yoğunluklu parçacıkları uzak tutacak şekilde modifiye edebilirim. Lazer ışınlarını dağıtıp kinetik gücü emer. Böylece savunmamız güçlenir ama bunun için kütle gerekir diyor. O gemiden işlevsel bir alt sistem kurtarmayı da başardık. İyi değerlendirirsek buradan tek parça çıkmamızı sağlayabilir. Atlas'a döndüğümüzde geminin onarım bedeli olarak ona el koyacağım. Her şey bittikten sonra saksağının boyanması gerekecek diyor. Geliştir tuşuna basabiliyormuşuz. Yapıştır. Kazandığımız parayla reaktörü geliştiriyoruz o zaman. Kütleye ekleyelim o puan farkında. Kızıl ötesi yayıcı, modifiye kesicinin yerine geliyor. Bu silahların gövde hasar veren herhangi bir saldırısı artı bir hız şey verir, ısı verir diyor. Vallahi onu oraya koyarsak saldırı mı yapamıyoruz? Ben mi yanlış düşünüyorum? Ha yo, ekstradan buna alt sistem ekliyor. Her saldırımızda bir de ısı vereceğiz. Okey. Tamam, devam o zaman. Kızıl ötesi salonlara bakıyorsa o kısımda kurtarabileceğimiz işlevsel ekipmanlar var diyor. Enkazın etrafından dolaşıp saldırır. Pusuda bekleyen bir gemi var diyor. Ne dersiniz? Direkt saldıralım mı? Etrafından mı dönelim? Sanırım etrafından dönersek bir şeyler kaybediyor muyuz? Enkazdan. Daha iyi veriler alamıyoruz galiba. Selam. Bir cisim yaklaşıyor. Etrafından dönelim ya. Mürettebat üyelerinin savaş esnasında etkinleştirebileceği yetenekleri vardır diyor. Oraya da kameram geliyor. O yüzden şöyle yapalım. Mürettebat yeteneklerini incelemek için bir mürettebat üyesinin portresinin üzerinde gezin. Yetenekler sıradan kaynakları tüketmez. Bunun yerine komuta puanı kullanır. Kullandıktan sonra yenileme süresi başlar. Komuta puanı kapasiten gemideki mürettebat sayısıyla belirlenir. Bir sonraki saldırı %50 hasar verir diyor. Her kaynaktan 2 adet kazandırır var. Oynanacak bir sonraki kalkan kartı %50 kalkan puanı verir. Şimdi hasar vermeyelim. Zaten kalkanı var. Anlamsız olur. 2 adet daha kaynak vermesi bence daha iyi. Versen bir kalkan. Hedefe kitle bizi. Bir de ışın taraması yapalım. Tamam. Bu benim için yeterliydi bence şu an. O zaman füze miymiş o? Düşman füzesi geliyor. Füzeleri ekranın sol alt kısmına gövde puanlarının üstüne görebilirsin. Füzeler atıldıktan ya da birkaç tur sonra hasar verir. Kalkan kartlarını oynayarak ya da özel füze savunma kartlarıyla onları vurarak füzelere karşı kendini savunabilirsin diyor. Tamam. Yani şu an yapacağım bir şey değil. Bir saniye. Hasar alabiliyor muyum? Evet. Yok.
Bu tur oyun... Aha 5 istiyormuş. 4'ümüz var. O zaman direkt lazeri bozmaya çalışacağım. Lazer daha sık ateş edebiliyor çünkü. Bariyerimiz var. Bir bariyere daha gerek yok herhalde. Burki teşekkür ediyorum. 16. ayın kutlu olsun. Bir daha lazere hedef al. Bir tane de bariyer ver. Güç kalkanları devredin. Bir füze daha atıldı. 3'e 2 veriyorsun. 3'e 2. 2 tane atabiliyorum. At. Ağzına sıçar zaten bu onun. Isıdan da hasar alıyor. Isısını da açtık. Ekstra yapmamız gereken bir şey var mı? Ekstra kalkan verecek bize. Devam. Milenya'yı denedik. YouTube'da var. Dünkü yayın tekrarından da bulabilirsin. Kart mı ekleyeceğiz? Kalkan amplikatörü. Kalkanı yükseltiyor. Kapasitör ne veriyor? Tükenme yazıyor. 4 enerji kazandırıyor. Katalizör darbe. 4 hasar verir. Bu tur oynanan tüm darbe kartları artı 1 hasar verir. Bence kalkanı güçlendirelim. Hasar almayalım ya. Temel füze rafı. Ekle anam, bir de füze atarız. O da olur. Uzay pizzaları mı? Gora müziğine benzettim. Şeydeki değil mi? Kaçmaya çalış, Arif'in kaçmaya çalıştığı zamanki. Kaşif drone gönderiyoruz. O kara kutu, istasyon ana veri deposu, yedekleme ünitesi. Satabileceğimiz bir sürü değerli araştırma verisi olduğu kesin. Burada ne işler çevirdiğini kim bilir? Aklını mı kaçırdın? Solarion'u çaldığımızı duyarsa öldük demektir. Ya böyle hikaye götten gerildiği zaman hikaye hiç sarmıyor bu sırada. Okuyorum falan ama ya böyle çok götten bir hikayeye girdik gibi geliyor bana. Bunu aynısını Battletech'te de hissetmiştim. Böyle kavramlar, isimler lambur lumbur atılıyor. Hiç içine çekerek girmediği için bir başlangıç, ne oluyor, neredeyiz, ne yapıyoruz diye. Solari kim, biz neyiz? Hiçbirini bilmeden takır tokur geçiyorum şu anda yani. Yağmalı ekipmanları incele, inceleyelim. Füze rafını şöyle koyuyoruz. Burada da AI'ımız varmış. Yapay zeka. Geçici çözüm olarak kullanabiliyorsun. Gelsin. Füze için iki tane mühimmat puanı mı gerekiyor? Mühimmat biraz önem kazanmaya başladı gibi. Güç konusunda. Tamam. Harici herhangi bir şeyimiz yok. Kapat. Devam edelim. Boş ver demo zaten. FTL'in kartlı ve turlusu gibi geldi bana. Vallahi bana hoş geldi şey, oynanış stili. Bir şeye benzettim. Mars Horizon'a benzettim biraz. Bir sorunumuz var diyor. Solar bizi sorguya çekecek. Devriye gemileriyle buluşana kadar muhtemelen tüm sensörleri bizim üstümüzde olacak. Sizi almaya çalışırsak ikimizi de suçlarlar. Dikkat çekmeyin diyor. Alternatif güzergah var. Solari filosunu uzak tutar bizi. Peki. Yakıtımız var, yapabiliriz. Kösteklerin kontrolündeki bölgeye götürüyor. Köstekler kim amına? Bridgeway'de iki tür güzergah bulunur. Ana güzergahlar mavi bir çizgiyle gösterilir ve yalnızca ileri gitmeye izin verir. İkincil güzergahlar ise ince sarı çizgilerle gösterilir. Hem ileri hem geri gitmeye izin verir diyor. Bir yakıt tüketiyormuş bunu yapmak. Yani geçebiliyorsak yapalım o zaman. Lineer de gitmiyor. O güzel. İmdat çağrısı aldık. Saldırı altındaymış köstekler tarafından. Peki. Riskli diyor. Sivil taşımacılık gemisini kurtarırsak moral. Müdahale etmeden önce silahların tamamen dolmasını bekle. Savaş avantajı. Sağ şeride geçtik. Evet. Ateş, savunma ateşi barajı ne lan? Düşman gemisinin savunma ateşi topu var. Savunma ateşi belirli bir menzilde rastgele hasar verir. Saldırıların parçalama değeri vardır. Saldırıların parçalama değerine eşit veya ondan yüksek bir savunma ateşi saldırısından alınan gövde hasarı hedefe parçalanma durum etkisi uygular. Biriken her bir parçalanma savunma ateşinin minimum hasarını bir arttırır diyor.
Okey. Biraz sıkıntılı bir şeye benziyor kısacası. İki saldırı verebiliyorum değil mi? Kalkan alamıyorum. 4 puanımız var ama. Her kaynaktan iki tane daha ver bize. Bol bol kullanalım o zaman. Bir füze fırlat. İki de ışın taraması atarız. Oh, baştan aşağı. Tamam. İdeal hasarı vurduk. Isınıyor zaten şu an deli gibi. Isı hasar da yiyecek. Bir de füze yolladık üzerine. Ama kalkan alamamamız üzdü. Çok hasar alacağız. Bariyer geldi. Önce bir bariyer alalım. Ona çok ihtiyacım var. Lazer darbesinde şu savunma ateş barajı mıdır ne haltsa onu atalım. Bir de füze at. Tamam. O yanma etkisi devam ediyor ama bir yandan. O yanma yavaş yavaş iniyor ya. Bir silah bulduk. NST patlaması. Neymiş bu? Yaklaşan füze varsa bir füzeyi yok eder. Yaklaşan füze yoksa iki hasar verir. Aa, güzel. Hafif mayın. Çift darbe. İki kez üç hasar verir diyor. Kapasitör enerjiyi yükseltiyor. Bence kapasitör alabiliriz. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Enerji kullanan kart sayım artmaya başladı çünkü. Hem enerji hem saldırı kullanıyor şeyler. Lazım olabilir. Yardımcı yuvaya koyduk sizi de. Tamam. Güzel. Burada da tamir istasyonu var. İngilizce gelmeye başladı lan. Ne oluyor? Türkçesi bitti demon. Peki. 12 puan yenilendik. 50'de 42'yiz şu anda. Devam et. Ah, yine Türkçe'ye geldik. Gizlilik teknolojisi mi var? Saksağanın sensörleri onları şey yapamadı. Teşhis sinyali aldık. Demek buradasın minik saksağan. Konuşmak için can atıyorduk. Ortanın karışmasına gerek yok. Ambarınızdaki veri çekirdeğini verin. Diğer ganimetlerinizle kılınıza bir zarar gelmeden gidin. Reaktörümüzü kapatırsak öldük demektir diyor. Her şekilde öleceğiz. Saksağanın bir hafif savaş gemisiyle kapışmasının imkanı yok. Öyleyse kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Bir korsandan emir almayacağım diyor. Hani yoktu lan? Döversem ne olacak? Mika göt resmi atsın yine. Bir kalkan versen, biraz underdog gibiyiz şu an burada sanırım. Her kaynaktan ver ekstra. Biraz bu arkadaşı yoralım. Güzel. Bir ısı verdik. Biraz da hasar verdik. Ama hakikaten canı fazlaymış. Saçmalı atış. Pompalı tüfek mi lan bu? Ne demek saçmalı atış? Enerji kaynağı veriyor bize. Olur. Ver. Kalkan puanını coştur. Bir de füze at. O da füze attı bize. Tamam, şunu at, füzeyi indir aşağıya. İki puan, iki puan. Olabilir. At füzeyi. Bir sonraki tur vuracak zaten. Kalkanın ne kadar canı kaldığını görüyor muyduk? Şu değil mi? 3 puan. 9 puan oldu. Hadi bakalım. Eksi 5 vurdu. Füzenin gelmesi bir tur sürüyor. Ekstra bir şey yoksa bir tur sürüyor da durduruyor galiba bu. 3-3. Bize füze gelmedi. O yüzden onu kullanmayacağım da bir saldırı yapabiliyorum şu an.
Onda füzesi var. Şu saçmalı atışı mı indirsek? Tahmini hedefleme. Şunu vur. Hasarını indiriyor aşağıya. 3 tur şey bıraktık. Hasarı düşük bıraktık. 3 daha hasar verebiliyor. Bence kullanmayalım. Füze atıldı kafamıza yine. Bir bariyer ver. Bir füze patlatıver. Bir de lazer darbesi. Ya bir şeylerinin canını indirmemiz gerekiyor saldırı şeyini. Hafif baraj ateşini kır. Tamam. Akrep 13. ayın kutlu olsun. Işın taraması. Çok da pahalı ve kalkan almamız lazım bu tur. Güzel. Bunu da kırdık. Bunu bir tur sonra düzeliyor. Bu 3 tur daha yok. Güvendeyiz nispeten. Atma o füzeyi. Heh. Atma. Kartların bazılarını çöpe atmamız lazım. Onu fark ediyorum. Puanımız da yok. Lazer darbesi. Bir kere bariyer alacağız. Çünkü füzeye karşı bir şeyimiz yok şu an. Lazer darbesinde lazer yenilemesine ver. H'ten yiyeceğiz. Bence puanları yakınlaştırdık bayağı bir tane. Kötü gözükmüyor durum. Lazer darbesini de kırdık. Tamam. Şunları ikisi de silahtı. Bir tek füzesi kaldı. Bir tanesini çöpe at, devam et. Devam et. Oo, ağır hasar aldık hem daha. Bariyer kullanmayayım da saldırı yapayım dedim ama kötü bir karar oldu. Güzel. Bir yandan yangın hasarı da verdik. Gemi biraz sola mı çekiyor yakından? Her izlediğimde yeni bir espriyi fark ediyorum Cem Yılmaz filmlerinde ya. Çok efsane bir adam gerçekten. Bu sırada 7 puanımız var. Biz bunu buradan alalım. Karşılığında enerjiye bir tane daha verelim bence. Savunma için iyi olabilir. Yani kütle puanımız zaten 7, birikmişimiz var. İyi hasar vuruyor ha. Ve kalkanımız yok. Jort. Jort yine Jort. 7 hasar verir. İyi, daha kuvvetli bir hasar. Tutuşmayı da arttırıyor. Da bariyerimizin olmaması bu tur bayağı saldırı yiyeceğimizi gösteriyor. 12 puanımız kaldı. Bariyer 2 tane versek 12 puan. Misafirimiz mi var? Ne oluyor lan? Füze yağıyor. Ne oluyor? Geri çekildiler. Çatapat. Bir tur içinde 3 kez 2 hasar verir. Çift darbe. Kapasiteyi arttır diyor. Çift darbeyi ver. Güzel bir saldırı tipi gibi. Geri çekildi. Bir anda füzeler belirdi. Tam vaktinde gelmişiz diyor. Atlas mevzusunu duyunca istasyon müdürü güvenle dönmenizi sağlamak için bizi yolladı. Ha, son dakika götümüz kurtarıldı. Peki, dağıldık. Liman işçileri yük arabalarını boşaltıyor. Görüşmeye çağrılıyoruz. Kara kutuda getirdiğiniz verilere göz attı araştırmacılarımız. Çözülmesi zor bir şekilde şifrelenmiş olsa Rin istasyonda yaptıkları araştırmaya dair biraz veri elde etmeyi başardı. Bir süre önce sistemimizi silip süpüren ve elektronik aletlerimizin çoğunu mahveden anomali ile ilgili olmalı diyor. Araştırma istasyonunda ekipman anomaliden bir tür bilgi alabilmiş. Bu yüzden bunun kaynağı belirsiz bir mesaj ya da sinyal olduğunu düşünmüşler. Verilerine göre Bridgeway ağındaki çoğu yıldız sistemi benzer şekilde etkilenmiş. Okey.
Bilgiyi burada tutamayız. Solari eninde sonunda onu aramaya gelecektir. Filolarıyla sistemin bridge ve erişim noktalarını kapatmaya başladılar bile. Bu bilginin dışarıya sızmasını istemiyorlar diyor. Kara kutuyu da alıp git. Rin sana eşlik edecek ve daha fazla verinin şifresini çözmeye uğraşacak. Solari'nin tepkisine bakılırsa bu sinyal güç dengesini değiştirebilecek önemli bir şeye çıkıyor olabilir. Ivan'la ben de size katılacağız. Bu işin sonunu getirmek istiyoruz. Hangarda korvet sınıfı bir savaş gemisi hazırlıyoruz. Paralı asker gibi davranırsan Bridgeway ağında daha özgürce hareket edersin. Peki, rastgele bir sisteme git diyor. Victoria'ya sonunda spesifik birlik transferi gelmiş. Daha gelmedi. Gemi seçimi. Yeni bir gemi mi? Marauder var. Hafif savunma ateşi. Ha, arbalestle sektördeki şeye ulaşman gerekiyor. Ondan sonra açılıyor. Ha. Başka gemi var mı? Lancer. Arbalest. Marauder, Lancer. İyi, alalım madem. Paramız hala yeterli değil ama. Gemi götten yedi bir tamir mesleği. Yeni gemi verdiler. Aa, factionlarla ilişkileriniz falan var burada. Sevilmiyor, nefret ediliyor falan diye gidiyor. Nötr, dost. Starkin gemileri varmış yolumuzda. İngilizceye döndük. Bu koridordan geçişimizi engelleyecek gibi duruyor diyor. Çok yüksek sayıda sivil gemileri var ileride. Blokaj insanları içeride tutmak için görünüşe göre diyor. Onlar bize saldıramadan yanlarından geçebiliriz. Bize saldırıya geliyor pek. Niye silahları ayrı yapmışlar? Nasıl yani? Muhafaza. Bu tur içinde harcanan her 2 puan için 1 enerji mi kazandırıyor saldırı puanı? Shield point. Başka. Şunu ver. Muhafazayı ver. Bir de saldırı yapacağız şimdi. Lazer darbesini indir. Tamam. Ya kalkan ver. Zengin olduk. Rahat döveriz bunu ya. Oynanış sistemi daha önce oynadığım bir oyuna benzemiyor açıkçası ve hoşuma gitti bu. Yani ilginç bir oyun bence. Genel olarak eğlenceli buldum şu an oyunu. Bu kart mevzuları falan bilmiyorum, ben oyunun resimlerini gördüğümde nasıl bir şey çıkacağına dair pek bir fikrim yoktu. Fakat şu an çok enteresan geldi oyunun oynanış sistemi ya. Blood Horse yine şaşırtmıyor abi. Gerçekten adamlar yine şaşırtmıyor yani. Kalkan mı aldı o? Bir puan azaltıp şuraya bir puan ver. Bize de bariyer ekle. Kartlar neden az yenileniyor? Kartların zaten sayısı var. Desteği biliyorsun ya, şu destemiz böyle. Bunları buradan çıkartıp yerine başkasını koyabiliyorsun. Bariyere gerek yok gibi. Muhafazayı da bence harca. Şöyle kalsın. İleride muhtemelen kart sayısı arttıkça değişecek bunların şeyi. Belki gemiler büyüdükçe kart destesi sayısı da artar. Bilmiyorum yani. Şu an demoda görebildiğimiz bu kadar en azından. Ne ekledi? Siper. 10 kalkan puanı kazandırır. Kalkansızsan bir süre kazandırır. Bir turluğuna bir prod level dışı kalır. Amansız. Ha bak, saldırı kartı ekliyormuş. Ama çok pahalı ya. Kütle kullanmaya başladı kartlar. Bu gelen kartlar kütle istiyor en azından. Slay the Spire. Oynamadım. Bir şey diyemeyeceğim. Yalnız demo bayağı uzun gibi duruyor ve hani bütün oyun bu kadar mı bilmiyorum ama biz çatır çatır oynayabiliyoruz. Demo gayet bayağı bir görev verdi. Hani 3-5 görev verip sallamadı demo bizi. Aleykümselam, iyi seyirler. Sadece hani hikaye bana çok osuruk geldi. Hikayeye giriş açısından.
Lambur lumbur soktu bizi hikayeye. Çok da beni içine çektiğini söyleyemeyeceğim hikayenin. Bariyere sık ya. Bariyer yapamazsın. Yapay zekayı kes. Aynen demo ama çok bayağı uzun sürdü yani. Epey bir şey gördük. Şikayetçi değilim. Memnunum hatta. Dört veriyorsun. Ekstra bir şey atamayacağız ama bu tur ya, boş ver. Kalkanı indir aşağıya. Adam hiç daha kalkan atmadı ama olsun. Bunu da kullan. Tamam, siper de ver. Direkt böyle hedef alarak vurmak da güzel bir mantıkmış. Karta gerek yok. Demolar böyle olmalı. Eskiden böyleydi. Yani daha böyle oyuna dair bir şey veriyordu. Hakikaten bayağı bir verdi bu. Ben daha kısa sürer diye düşünmüştüm ama bayağı oyunla ilgili iyi bir fikir veriyor en azından yani. Öyle çok osuruktan bir demo olmamış. Bariyere vurmayabiliriz şu an. Işın taramasını vursak zaten saldıramayacak. Biz de bariyer kullanmaya para harcamayız. Ya ne kadar hasar aldığımız seferin genel durumu için önemli bu sırada. Yani aslında ne kadar az hasar alırsanız yolda o kadar az problem yaşarsınız gibi duruyor. O da önemli bir mevzu mesela. Yani çok dikkat etmesek bile. Spere gerek yok da katalizör darbe atabilirsin. Güzel. Ya buradan atıyorum 5 hasar alsan daha sonraki savaşlarla beraber kim bilir nerede bir daha tamir olacağız. Şeyi sürecek gibi duruyor yani. Kıçımızı toparlamamız sürecek gibi duruyor. Mesela haritada gösteriyor mu onu? Elit savaş falan diyor. Bilmiyoruz mesela nerede yenilenebileceğimizi galiba şu an. Uzay istasyonu var buralarda diyor. Herhalde ilişkinin iyi olmasıyla alakalı. O yüzden savaşlarda sürekli şey alırsak sıkıntı. Blokajı geçtikten sonra birçok gemi kaçmaya çalıştı bu sistemden diyor. Sivil gemiler var aynı zamanda. Starkey'nin savaş gemileri geldi. Ve şeylerin peşine mi koşmaya başladılar? Kaçan gemilerin peşine koşmaya başladılar. Her gemiyi bir arada görmemiştim falan diyor. Data broker'ıymış bu adam. Ticaretini yapıyormuş. İstihbarat karşılığında şey yapabiliyorum, kontrat veriyor. Bu bölgedeki en önemli savaş gemileri üzerinden şey istiyorum size diyor. Data istiyorum sizden diyor. Savaş loglarını, kayıtlarını bana yollarsınız. İki elit gemi yok etmenizi istiyorum. Karşılığında 150 kredi vereceğim diyor. Rezervimden de bir silah alabileceksiniz aynı zamanda. Yatırım gibi görün. Ha, bunu başlangıç olarak veriyor. Basic Launcher diye bir şey verdi, güzel. Yıldız ateşi. Tamam. Temel füze rafı. Yayı böyle getir. Boş silah yuvasında durmasın bari. Puanımız var. Bir daha yükseltelim. Mühimmata yapıştır. Güzel. Mühimmat şeyi yükselmiş oldu. Çatışma bölgesi, çatışma bölgesi, sevilmeyen. Elit savaş. Valla elit savaş istediği için buradan gitmemiz lazım aslında. Oraya kadar oynattıracak mı bizi acaba? Özel hediyeler veriyor gibi duruyor aynen. Lazer darbesi. Önce bir bariyer ver. Kapasitör ver. İki lazer darbesi atarak bu işi yaparız bence. Bu turda oynanacak sonraki saldırı %50 hasar. Önce o zaman şu lazerlerini yok edelim.
Yok edemedik ama iyi vurduk. Sanırım da elit savaş yakın diye orayı seçtim. Yani görev de bizden onu istiyor ya. At bir füze. Siper'e gerek var mı? Ver. 13 oldu kalkan puanımız. En azından güvendeyiz. Bence bu sistemi demo yapacak, sonra 3 boyutlu harita çıkaracak. Pek zannetmem. Demo'nun üstüne oyunu çok büyük bir yenilemeye sokmazlar. Baştan yapmaya girer oyun. Bunu alsaymışım iyiymiş bu sırada, ona dikkat etmedim ama. Ver, bariyer de ver. İstiyorum ki hiç hasar almadan gidelim yani, nerede ne olur belli olmaz. Bir de elit savaşına böyle lambur lumbur girmeyelim. Yankı darbesi var. Çatapat. Bir ısı. Ha. Olabilir. Mermi verecek 4. Tur sonunda da kaybedeceksin diyor ama. Çatışma bölgesi. Sevilmeyen. Tamam, bize yaklaşıyor gemi. Gel bakalım. Gelsin. Savaşa boğdu bizi zaten. Şimdi 3 puanımız var. 3 puan bunlardan hiçbiri. Bir ısı karşılığında saldırı veriyorsun. Ver. Hafif barajı ateşi ve iyon dart. Şu iyon dart biraz sağlam bir şeye benziyor. 6 iyon hasarı diyor. Onu bir hedef alayım ben. Biz kalkansız olacağız. O biraz can sıkıcı. Bu akşam Broken Arrow bilmiyorum. Yapmayı planlamıyorum şu an için ama. Bakarız. Her 2 puan için bir şey mi sağlıyorsun bize? Biz daha fazlasını sallayacağız ama. Kalkanı ver bize. De şu iyon dartı indir aşağı. Ama onu kullanmasak da olur. 5'e çıktı bu sırada. 4 değil miydi bizim şey sayısı, kart sayısı? Güzel. Herifin silah sistemi kalmadı. Yapıştır füzeyi. Dört. Kör edici darbe. Ver anasını satayım. O da güzel bir şeye benziyor ama çok enerji yiyor. Gerçi böyle gemiler geldi mi sıkıntı olmaz. Hani düşmanın silah sistemini yok ettiğin zaman bariyer atmana gerek kalmayacağı için bir problem görmüyorum.